Sen Rıza Kulun gibi garibanların dünyalarını ve ahiretlerini aydınlık edip görünmez yelden bordu ısk bana bakan insani ne ya Rabbi? Aman Rıza! Ne söylenip duruyorsun orada? Akşama dedenin mevludu var, hazırlanmamız lazım. Ya biz ne yapıyoruz lan burada? Biz de mevlüte hazırlanıyoruz değil mi ya? Kendi kendine söyleniyorsun. Ne söylenmesi be? Mevlüt'ün duasını hazırlıyor. Kalk hadi kalk, şeker al da şerbeti hazırlayalım. Canım şerbeti yarım saatte yaparız, dua daha mühim. Duayı duahan okur. Sen git de şu şekere. Allah Allah, duahınlar her zaman aynı duayı okur. Bir de ben okuyayım da dinle. Sonra herkes istediği zaman dua edebilir. Bazen ben eve geç geldiğimde sen nasıl, Allah'ım şu herifi nasıl biliyorsan öyle yap diyorsun değil mi ya? Peki peki, hadi oku bakalım. Sen bu mevlütü okutup gelmiş geçmiş ölülerin ruhuna hediye eden mevlüt sahibine ve amin diyen kullarına sıhhat, kira vermekten anası ağlamış fıkaralara birer kat ihsan eyle ya Rabbi. İnşallah. Bu otomobil bolluğunda 10.000 peşin bulamayıp araba alamayanlara birer bisiklet ihsan eyle ya Rabbi. Güzel. Sokaklarda çöpten geçilmezken, her gün halı silken saygısızların gürültüsünden hastalar uyuyamazken, 50 kuruşluk simitçi peşinden koşanlara insaf, sırtında 300 simitle motorize belediye kuvvetlerinden yalın ayak kaçmaya çalışan simitçilerin tabanına kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Sen bekarları evlenmekten, vatandaşı dolmuş beklemekten, gazinoya eğlenmeye gidenleri kazık yemekten koru ya Rabbi. Çok doğru. Kötü ve dırdırcı kaynanalara kahır, baldızı güzel damatlara sabır ver ya Rabbi. Aradaki çoluk çocuğa bakmadan, karı koca arasına girip ayırmaya kalkan kaynanalara, oğlu karısından ayrılınca anasını alamayacağını rüyalarında malum et ya Rabbi. Bak bu çok güzel. Yolda gördüğü her kadına ve bilhassa çocuklu kadınlara sarkıntılık eden soysuz zamparalara ve bütün ümidini spürtüteye bağlayan garibanların totolarını şike yaparak yatıran şikebazları ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Bu da çok güzel. Dedeleri Anadolu'dan binlerce kilometre yaya olarak gidip Viyanaları kuşatan bir ırkın torunu olup da Sirkeci'den Eminönü'ne 500 metre için saatlerce dolmuş bekleyen tembellere sen utanç ver ya Rabbi. Harika. Benim gibi 40 yıl çalışarak dişinden tırnağından arttırıp ve de 20-30 bin lira borca girerek araba alan garibanların arabalarını kapıların önünden çalan şunun bunun çocuklarına ne yapacağını sen bilirsin ya Rabbi. Bu hırsızlıktan da illallah dedik yani. Kocasını aldatmaya kalkan kadınlara iffet, karısını aldatmaya kalkan erkeklere kuvvet ver ya Rabbi. Amin, amin desene kız. Bize kadınlara iffet, erkeklere kuvvet ha. Bu duayı anam bile amin demez. Kalk şu şeker al da sinirimi bozma benim. Bütün erkekleri kadınların dırdırından sen kurtar ya Rabbi. Hala konuşuyorsun. Al bakayım şu fileyi, giy şu ayakkabıları, yallah bakkala hadi. Bu duayı dinlemek lütfunda bulunanları nimetlerinden mahrum etme ya Rabbi. Sen bu kadın milletinden emcekten...